Videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoda redstone devreleriyle bölme işleminin nasıl yapılacağını anlatacağım. Redstone devrelerini kurmayacağım, sadece nasıl yapılacağını anlatacağım. Önce kağıt üstünde iki tabanında bir bölme işlemini yapalım. Şimdi burada bakıyoruz. Bir 16 sayımız, bir de 3 sayımız var. Yöntemim şu şekilde. Öncelikle bakıyorum. 16 3'ten büyük mü? Evet. O zaman şuraya bir 1 koyuyorum. Sonra hemen yanına bir 0 koyuyorum. Burası 2. 2 çarpı 3, 6. 16, 6'dan büyük mü? Evet. O zaman bir 0 daha koyuyorum. 4. 4 kere 3, 12. 16, 12'den büyük mü? Evet. O zaman bir 0 daha koyuyorum. 8. 3 kere 8, 24. 16, 24'ten küçük. O yüzden geri alıyorum. Bölen ile bu bölümümü çarpıyorum. 12 etti. Yazalım. Ve bir çıkarma işlemi yapalım. Kalan 4. Şimdi artık yeni bölünenim bu. Buraya da yeni bir bölüm yeri açalım. Bakıyorum. 4 3'ten büyük mü? Evet. O zaman buraya bir 1. Sonra hemen yanına bir 0. 2 yaptı. 2 kere 3 aldı. 4 6'dan büyük mü? Hayır. O zaman son 0'ı geri al. Şimdi bu ikisini çarp. 1 çarpı 3. 3. Çıkarmayı yapalım. Sonuç 1. Şimdi artık yeni sayım 1 oldu. 1'i 3'e bölmeyi deneyeyim. Şurayı da bir yeni bölüm yeri açmış olalım. 1 3'ten büyük mü? Hayır. O zaman bölme işlemim bitti. Bu elimdeki bölümlerin toplamı, yani 5, benim doğru sonucum ediyor. 16'yı 3'e bölersek 5 buluruz. Şimdi aşamaları göstereyim. Öncelikle bölünenimi işlemleri yapacağım geçici bölünen olarak adlandırdığım ayrı bir yere kaydediyorum. Sonra bakıyorum. Geçici bölünenim bölenden büyük mü? 16 3'ten büyük. Evet, o zaman geçici bölüm dediğim bir kısma, ki bu işlemleri de yine geçici bölüm kısmında yapacağım, 1 yazıyorum. Sonra onu hemen 2 ile çarpıyorum. Yani yanına bir 0 koyuyorum. Sonra bakıyorum. Geçici bölünenim bölen ile geçici bölümün çarpımından büyük mü? Ya da eşit mi? Burada mesela 2 ilk kere 3 6. 16 hala büyük. O zaman bir daha 2 ile çarp. 4. 3 kere 4 12. 16 hala büyük. Bir daha 2 ile çarp. 8'di. 3 kere 8 24. 16 küçük olduğu için burada kırmızı oku takip ediyoruz. Geçici bölümü 2'ye böl. Yani o son sıfırı sil. Geçici bölünenimden bölen çarpı geçici bölümü çıkar. Yani şurada son sıfırı sildim. Burası 4 kaldı. 3 kere 4 12. 16'dan 12'yi çıkar. Çıkardım, bir kalan buldum. Bu kalan artık yeni geçici bölünenim. Yani burada 4 buldum. Daha sonra 4'ü 3'e bölmüştüm. Geçici bölümümü de asıl bölüm değerimin üstüne ekle. Böylelikle ayrı bir yere kaydet. Şimdi başa döndük. Elimde geçici bölünen olarak 4 var. Bölenim hala 3. Ve boş bir geçici bölüm kısmım var. Bakıyorum. 4 3'ten büyük mü? Ya da eşit mi? Büyük. O zaman geçici bölümüm 1. Sonra yanına 0 eklemiştim. Ekleyince baktım. Geçici bölünenim bölen çarpı geçici bölümden büyük mü? 2 kere 3 6. Hayır. O zaman yine kırmızı oku takip ettim. 2'ye böldüm, yani 0'ı sildim. Sonra geçici bölünenimden geçici bölüm çarpı bölenimi çıkarttım. Yani 4'ten 3'ü çıkardım ve 1 buldum. Yine bu 1'i de asıl bölüm değerimi sakladığım yerin üstüne ekledim. Orada 4 vardı. Bu 1'i de ekledim. 5 etmiş oldu. Daha sonra yine bu en başa geldim. Bakıyorum, geçici bölünenim bölenden büyük mü? 1 3'ten büyük mü? Hayır. O zaman buradaki kırmızı çizgiyi takip ediyoruz ve işlem bitti. Bu kadar. Daha sonra da asıl bölüm değerimi kaydettiğim kısımdan 5 değerimi alıp kullanarak sonucu yazabilirim. Burada daha önce göstermediğim büyük küçük işlemleri var. Bir de daha önce çıkarmanın nasıl yapılacağını detaylı anlatmamıştım. Burada o konuya da bir değinelim. Öncelikle elimizde diyelim ki bir 1 var. Bir sayıdan 1 çıkarmak demek o sayıyla eksi 1'i toplamak demek. Peki ben eksi 1'i nasıl yazacağım ikili tabanda? Şöyle, öncelikle sayıyı ters çevirin. Yani sıfırları 1, 1'leri 0 yapın. Sonra 1 ekleyin. Bu sayı 15 etmiyor mu? Nasıl eksi 1 edecek diyebilirsiniz. İlk bit işaret biti olacak şekilde değişiklik yapıyoruz. Böylelikle eğer ilk bit 0 ise sayının pozitif olduğu, 1 ise sayının negatif olduğu anlaşılmış oluyor. Şimdi burada 1 ile eksi 1'i toplayalım bakalım. 1 ile 1'i topladım. 0 etti ve elde var 1.
Bu eldeyi yana getirdim. Yine 1 artı 1 etti. 0 yazdım. Hala elde var 1. Böyle 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 en son işaret bitlerine geldim. İşaret bitine de 0 yazdım ve o elde 1 artık taştı. Kullanamıyoruz. Elimde bolca 0 kaldı. Ve 1'den 1 çıkarırsak ya da 1 ile eksi 1'i toplarsak 0 elde ederiz. Böylelikle Redstone bilgisayar serimiz bitmiş oldu. Umarım hoşunuza gitmiştir. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.